Merhabalar, ben Kötüyüz Köfte ve Kasa'nın birinci bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle Kasa nedir diye soracak olursanız, birincisi benim GregTech çevresine kurulu mod paketim, ikincisi benim single player serim. Bu tamamen single player olacak, yani sadece ben olacağım. Arada bir iki konuk alabilirim belki ama bu konuk sizlerden biri olmayacak. Salih olur, eş olur falan filan, yani tanıdığımlarımdan. Neyse, create new world diyelim. Adı Kasa Sezon 1. More options. Tamam. Şimdi düşünüyorum seed ne olsun. Normalde bu arada bu ikinci kez kaydedişim. İlkinde elektrik kesildiği için saçma bir olay oldu. Ve yaklaşık 8 saat elektriksiz kaldım. Yeni geldi daha. Normalde köfte aslında Salih'in amcası, yani Kasa'nın espiritüel açılımını kullanacaktım fakat sanırım sevdiğim bir şarkıyı da kullanırım. Yok, köfte aslında Salih'in amcasını kullanayım. Evet. Hatta ve hatta şu şekilde. Ah, yer sığmıyor. O zaman iyi ki sevdiğim bir şarkıyı kullanmamışım, çünkü kullansaydım Except from Six Months Before the First Order Registration of the Blue Ghost adında bir şarkı kullanacaktım. Ve bu sadece şarkının adı. Grubun adını söylemedim. Evet, ve dünyamız yaratılıyor. Dünyamız yaratılırken içeriğindeki mod paketinin konseptinden bahsedelim önce. Mod paketi GregTech içerisine kurulu ve GregTech ile uyumlu modlar şeklinde. Yani bunlara birazdan değineceğim ama seri tamamen tek bir seri. Bunun yanı sıra single player ve multiplayer serilerim arasındaki olayı söyleyeyim. Ha bak, güzel olmuş bu. Ve benim gene gıcık tuttuğu video esnasında nefret ediyorum. İlginç bir yer. İlk olarak bir bakalım. Çevreye bakalım. Çevrelerde bir swamp biome olmasını tercih ederdim ama jungle da güzel. Evet. İlk olarak seni Recipe modu aldım. Ve ağaç kesmeye devam edelim. İlk olarak gördüğünüz gibi en iyi modumuz var. En iyi cheat modda kullanırsanız buradan item almanızı yarıyor. Fakat bu modda ise itemların nasıl craft edildiğini gösteriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bu modlar da inanılmaz derecede işimize yarayacak bir şey. Çünkü çok fazla recipe mevcut. Ve telefonum bir an kafayı yedi. Titreyerek. Ha, Twitter. Evet, devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi More Creatures kurulu, Meteor Twist kurulu, Map Riser kurulu, tabii ki de Industrial Craft ve GregTech kurulu. Bunun yanı sıra Industrial Craft'ın bazı eklentileri kurulu. Bunlar nükleer kontrol, bu nükleer reaktörleri daha rahat kontrol edebilmenizi falan sağlıyor. Zamanla değineceğim bunlara. Bunun yanı sıra, bu arada benim zorluğum ne? Aa, pis bulmuş. Sen normal ol. Evet. Oak wood toplamayı tercih ederim, ancak jungle wood da toplayacağım. Ama jungle wood pek fazla ekmeği
aslında planlanıyorum. Otomatikleştirme yapmadığım takdirde. Neden diye soracak olursanız, neticede Tinker's Construct'ımız yok. O yüzden Lumbrex'imiz yok. Daha ufak bir o aklıyı da dalalım. Bu arada kullandığım kasa paketi, kasa standart. Gayet memnunum tercihimden. Kasa mazoşistle bu bittikten sonra oynayacağım. Yani 1.7 ya da 1.8 zamandaki serim kasa mazoşist olacak. Bana bir tane sapling ver. Merhaba Deniz. Bir tane sapling, tamam. Güzel. Selam Domuz. Senden enerji üreteceğiz bir ara. Ciddiyim. Neyle üreteceğiz diye soracak olursanız, Sync diye bir mod var. Mod Gem üzerinde, yani kısıtlı bir sürede mod geliştiricilerinin mod hazırladığı bir yarışma kendisi. Ve güzel kuş sesleri. Sync modunda, Sync moduna enerji sağlayabilmek için domuz lazım ve enerji birimi gigawatt. Evet, yanlış duymadınız. Gigawatt. Ve fare. Hayır, fareyle enerji üretmiyoruz. Merhaba kurt. Güzel bir orman var ve biraz ileride enem, keçi. Sana me. Keçi. Ve şuradan anlayacağınız üzere Project Red modumuz var. Ve Mo Creatures'ımız var. Ve Vaila. Sen şuraya gel. Okey. Evet, böyle mis gibi oldu. Hatta scale'ı biraz arttıralım. Evet, gayet güzel oldu. Ama bir yandan da şunu yapmam lazım. Vaila, Vaila, Vaila. Neredesin Vaila? Sen. Sen var mısın? Yumuşak G. P. O. Tamam, bu güzel. Boyutu biraz küçültebilirim. Ya da büyütebilirim. Tam bu iyi. Evet. Vaila nedir diye soracak olursanız, What am I look at? Kısacası size tavsiye, tanımadığınız bir item gördüğünüz takdirde yapmanız gereken Köfte abi bu ne, bu ne, bu ne diye sormak yerine videoda o tanımadığınız item'ın bulunduğu yere gelmek, ki inventory'imde de gösteriyor üstünde durduğumda, ve videoda onun üstünde durduğum bir sahneyi bulmak. Gayet hangi moda ait olduğunu göreceksiniz orada. Yani orada mod kısmında yazan şeyi şu an Oakwood Minecraft yazdığı yazıyor. Orada Minecraft mod kısmı. Tabii vanilla bir item olduğu için Minecraft yazıyor. Ama şurada vanilla olmayan bir şeye bakarsak Underground Biomes yazıyor. Ve buradan bir modumuzu daha öğreniyoruz. Underground Biomes. Underground Biomes dünyadaki taşları yok eden bir mod. Hani öyle bir arkadaş kendisi. Taşlar yerine kendi özel daha değişik taş türlerini ekliyor. Bu dekoratif amaç olarak bayağı işe yarar bir şey. Sizleri bunlar, bu arkadaşlardan çok güzel slime indiriyoruz. Sümüklü böcekleri öldürün. Çok güzel slime indiriyor. Evet, ilk bölüm biraz böyle kesintisiz olacak, sıkıcı olacak. Çünkü ben size mod paketini tanıtacağım. Ve gıcık tutmasaydı çok daha süper olurdu. Hatta ben gidip bir su alayım. Evet, ve geldim ve
Şu an içimden keşke test dünyamdaki CD kullansaymışım diyorum. Çünkü bir adet swamp biyoma, bir adet çöl biyomuna, bir adet plains biyoma, bir adet village'a ve yakınlarında da bir adet extreme hills'a yakın. Ve bu, eğer Great Tech'le oynayacaksınız, mükemmel bir başlangıç. Fazla mükemmel. Ve at. Ama bildiğiniz atlardan değil. Evet. Crafting table yapmak için iki tane oak wood istiyoruz. Çünkü Greg woodları nerfliyor. Ve gördüğünüz gibi iki adet stick elde ediyoruz. Ne güzel değil mi? Bir adet pickaxe alalım. Ve iki gıdım taş elde edelim. Yakınlarda açık bir yerde taş var. Neyse ki rahat kırılan bir taş. Ve fark ettiğiniz gibi odundan aletlerin durabilitesi acayip derecede düşürülmüş. Ve hayır, bu mazoşist versiyon değil. On üç. Güzel sayı. Severim. Uğurlu bir sayıdır. Sanılanın aksine. Merhaba at. Evet. Kılıç. Evet. Pickaxe. Bir adet de fırın. Alalım. Fırın gelsen şöyle elimde dur. Ve kendime basit bir yemek kaynağı bulayım. Yılan dikkat. Yılanlara dikkat. Zarar verirler mi vermezler mi bilmiyorum çünkü. Big Boss Crusher Salih ile fake'lerin hoşuna gitmeyecek ancak yemek yemem lazım. Ve inek. Bunun yanı sıra benim koyuna da ihtiyacım var. Sprint yapmasam çok güzel olur. No sprint köfte, no sprint. Burada bir tane koyun vardı. Gel koyun 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 koyun. Yeah! Koyun 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 koyun! Koyun. Koyun! Demir elde edemediğimiz için mecbur öldürüyorum. Evet, modlarımızı saymaya devam edelim. Applied Energy 6. Olmazsa olmazdır zaten. Oy, pek hoş durumda değilim. Aa, bir koyun daha. Ve fare. 2 yünüm var. Bir tane daha ihtiyacım var. Aha, Corrid Stone. Ve bir koyun daha. Güzel. Şimdi buraya... Bir adet Quarry Stone. Quarry Stone. Oy kaç 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 kaç. Kaç köfte kaç. Açlıktan ölmeden. Ve en basit saklanma yöntemi. İçine girebileceğim bir mağara. Başını sokabileceğim sıcak bir mağara. Açık muz bırakalım. Ve benim brightness'ı ayarlamam lazım diyecektim. Zaten ayarlıymış. O zaman ne yapıyoruz?
Olcu olduğunu sonradan toplarım. Ufak bir salaklık yaptık. Evet. Olsun. Yemek önce gelir. Bir parça odunu toplayabilirim. Bunu yapabileceğimi eminim. O esnada da şurayı genişletelim. Yatak için güzel bir alan. Ve yemek. Oh. Bir parça odun. Yay, bir parça odun. Yaşasın. Ve üç farklı renk wool'umuzu birleştirerek bir saniye. Carpenter's yatağa bir bakacağım. Carpenter's yatakta yapabilirim. Yapamam. Yapabilirim. Yapamam. Mesela vanilla yatak. Yeah, yattık. Yaşasın. Şimdi sen bizim gizlenme yerimizsin. Geçici olarak burada yaşayabiliriz. Evet, iki parça steam'imiz hayatta kaldı. O zaman bunları ne yapalım? Balta. Ve şu ortasını kırdığımız ağacı yok edelim. Evet, gördüğünüz gibi Greg Tech bolca ortalığı nerfleyen bir arkadaş. Bunun dışında diğer modlara bir değinecek olalım. Carpenter's Block gördünüz. Güzel bir dekoratif modumuzdur kendisi. Bayağı güzel şeyler ekler. Evet. İstediğiniz görüntüye büründürebilirsiniz. Chisel modumuz var. Daha önce bahsetmiştim. Çok güzel dekoratif bloklar ekliyor. Ve pek çoğunun connected textures olayı var. Yani tek bir parçaymış gibi gözükebiliyorlar. Ve bu estetik bir şey. Cidden. Selamat. Bunun yanı sıra Opis'imiz var. Değilmiş olabilirim. Aynı zamanda Profesör Mobius'un bir başka modu olan Vaila gene değindim. Ve Inventory Tweaks'imiz var. Inventory Tweaks Inventory'i rahat düzenleyendir. Arkadaş yani şu alanı ayrıca şuradan anlayacağınız üzere Galactic Craft'ımız var. Zaten kasanın konsepti Greg Tech artı Galactic Craft üzerine kuruldu. Bunun yanı sıra devam edelim. Bir yandan düşünürken bir yandan iş yapmak uğraştırıcı olabiliyor. Her ne kadar iş basit bir iş olsa da. Biliyorum gevezeliğim tuttu. Merhaba akrep. Bazen kendime diyorum more creatures kurmak düzgün, doğru bir karar mıydı? Ama uçan atlar. Uçan atları var. Bunun için kurdum. Sırf bunun için kurdum, evet. Ama merak etmeyin. Kasa softcore'da yok. Ah. Hadi bakalım. Diğer modları hatırlamaya çalışalım. Enhanced Portals var. Evet. Bu önemli bir mod. Neticede Miscraft'ımız yok. Bizim teleportasyon için Greg Tech'in ve IC2'nun aşırı pahalı yöntemi dışında bir yöntem ihtiyacımız var. Enhanced Portals bize bunu sunuyor. Çok güzel gelişmiş bir portal ekliyor arkadaş. Ve ben gayet beğendim. Hatta güzel yanlarından bir tanesi enerji istemesi. Bu güzel bir yön. Yani çalışmak için enerji istiyor.
Gravitek'le IC2'nunki kadar hayvansı derecede enerji istemiyor ama istiyor. Akrep. Uzak dur. Akrep kötü. Akrepler kötüdür. Kötü akrep. Ve bunu akrep burcu biri söylüyor, evet. Kazmaya devam edelim o esnada. Mod şu pişene kadar. Modlarımızı tanıtmaya devam edelim. Gray Chestplate, Gravitation Suit modumuz var ancak... Aa yok, bunu da devre dışı değil ancak ben asla Vajra craft etmeyeceğim. Bunu benden unutun. Project Red'imiz var. Project Red her seferinde söylediğim bir şey. Kesinlikle ama kesinlikle Red Power'ın yeni versiyonu değil. Red Power'la tamamen geliştiricileri alakasız. Red Power'ın geliştiricisi ortadan kaybolduktan sonra bir grup kendisi sıfırdan benzer bir mantık üzerine daha iyi bir mod geliştiriyor. Ve şu an Logistics Pipe'la benzer mantıkta bir item teleportation var. Bunun yanı sıra başka neler var? Industrial Craft'ı saydık. Experimental sürme. Steals kartımız var. Gelişmiş kartlar yapabilmemizi sağlayan bir şey. Forge Multipart var. Mikrobloklar ekleyen bir şey. NEI'da... NEI'da mikroblokları devre dışı bırakabilir. Evet. Bibliocraft'ımız var. Güzel bir dekoratif mod. Modular Power Suite'imiz var. Ancak GreatTech modunda, yani GreatTech recipe'leriyle çalışıyor. Ha, pek ucuz değil. Evet. Devam edelim. GreatTech'imiz var. Hani mod paketi bunun üzerine kurulu. GreatTech benim çok sevdiğim ve çok gelişmiş şeyler ekleyen bir arkadaş. Bunun dışında Buildcraft'ımız var. Zaten Buildcraft olmayan teknik mod yoktur. Atomic Science'ımız ve Galactic Craft'ımız var. Atomic Science Steam ürettiği için rahat. Forestry'miz var. Sync'i saydım zaten. Kendi klonunuzu yaratabildiğiniz bir mod. İlginç bir mantık. Daha detayına inerim. Mind Factory Loaded var ancak o da GreatTech recipe'lerinde. Yani çok ucuza çok güzel şeyler elde edeceğiz diye umutlanmayın. Ve MFFS'imiz var. Fakat o da mümkün olduğunca grekleştirilmiş halde. Küfrediyorsunuz bana değil. Bunun dışında Atomic Science da biraz grekleşmiş halde. En azından IC'ye ulaşmış halde. Evet. Devam edelim. Project Red'i saydım zaten. Galactic Craft'ı da saydım. Uzaya gidebildiğimiz bir mod. Modular Force Field'ı demin saydım. Bunun yanı sıra benim çok sevdiğim bir mod. Factorization. Factorization cidden güzel bir moddur ve bayağı güzel. Makineler ekler ancak biraz uğraştırıcıdır. Ama kesinlikle değer. More Creatures'ı saydım ve burada bekliyorum biliyorum. Bunun dışında GreatTech'i gene saymıştım. Evet. Bir Applied Energy Six eklentisi olan Extra Cells var ve bu sıvı falan depolamanızı da sağlıyor. Ve Translocator'ı tanıtalım. Ufak bir mod. Sadece şu iki parçadan oluşuyor. Ve teknik modları geçtim. Sarih'in sihri craftında bile olan Railcraft. Kesinlikle mükemmel bir moddur bu arada. Ufak bir Atomic Science resmisi. Evet. Bunun dışında nükleer kontrolüm var. İster gibi. Mind Factory Reload'ı saydım. Galactic Craft'ı saydım. Chisel'ı saydım ve Chisel bayağı bir şey ekliyor. Bibliocraft'ı saydım. Bakalım. Project Red'i saydım. Buildcraft'ı saydım. Forestry'i saydım. Open Fairy Pearls. Bir Computer Craft eklentisi. Yani Computer Craft'ta var. Bunun dışında Open Fairy Pearls'ın yanından Miss Fairy Pearls da var. Applied Energy Six'i zaten saydım. Bundan sonraki Railcraft ve Vanilla item var. Mod paketimiz böyle. Evet. Selam gel. Sen bir set daha oluştur. O esnada
senden azıcık torç elde edelim. Teşekkürler. Çünkü madene ineceğim. Evet, umarım bir mağaraya falan denk gelebilirim. Pikekslerimiz bayağı bir kırılacak çünkü Stone Pikeks'in durabilitesi az. Ben mesela ne kadar kaybetmişim bir hesaplayayım. Ve ona göre ve eğer geri döndüğümde de umarım bir maden bulmuş olurum. Evet ve çok geçmeden bir mağaraya denk geldim ve mağarada bir de Silver Skeleton var. Oy. Bayağı güzel vurabiliyormuş. Aa, güzel bir hediye verdi bize. Teşekkürler. Umarım demircim güzeldir. Azıcık şurayı aydınlatalım. Tamam, güzel. Ve kapar. Kapır. Marble, çizilmeyelim marble'ı. Ve hayvan sesleri bazen rahatsız ediyor, değil mi? Oy. Aa, sen güzel değilmişsin. Sen güzel bir arkadaş değilsin. Sön, 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 sön. Tamam, sönmesen de olur. Ölmekten korksaydık. Sen ikisin. Sen ikisin. Sen bir. Sen birsin. Sen üçsün. Sen dokuzsun. Selam. Şu arkadaş blok fırlatabiliyor. Ha, bu o kadar bir damage vurmuyormuş. Yani o zaman yedek. Tamam, güzel başlangıç şeyleri elde ettik. Ve uranyum. Ancak demire ihtiyacımız var. Ya da kapı. Şey, kapı demişim. Bronz. Her halükarda biraz gelişmiş bir madene ihtiyaç var. Yani biraz daha gelişmiş bir pikekse ihtiyaç var. Copper ore cidden önemli bir maden. Çok fazla kullanacağız. Demirden daha önemli olabiliyor bazı hatta benim eski serilerimi izleyenler bazı yerlerde copper yetmezliğinden bazı projeleri bir sonraki bölüme atlattığımı hatırlar. Aa, selam. Ve iyi günler. Ve merhaba örümcek. Kafamı ütüleyecek olan. Sen nereden çıktın? Mazoşist olsaydım bu kadar erken ortalığa dalamazdım. İşte bu yüzden mazoşist de değilim. YouTube serisi daha hızlı ilerlesin diye. Evet, benim de götüm yemedi biraz. Sen niye vurulmuyorsun?
Selam Creeper. O iş. Tamam. Bu güzel. Ay. Güzel değil. Güzel değil. Evet. ben daha değerli bir... Madem bulana kadar geleyim diyecektim. Önce bir chest craft edeyim dedim sonra. Hepinizi dönüştürerek 3 tane chest craft edelim. Biraz wasteful oldu ama ne yaparsın? Yes, şöyle. Elime gel. Sizler gidin. Ve daha değerli bir madem bulup geliyor. Evet, geri döndüm ve sen kötü bir şeysin. Ha, bu iyiymiş. Evet. Ve değişik bir or. Quartz. Certus Quartz nedir diye soracak olursanız Epite Energy Sphinx'in eklediği bir or ve bu Epite Energy Sphinx'in makinelerini yapmanız için gerekli. Ve oy. Burası bayağı güzel bir mağara ancak tehlikeli de bir mağara, o yüzden çok ileri gitmeden birkaç bir şey, mesela Tini ve unutmadan Tin Tin Tinimin Hanım Tin 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 Tinimin Hanım. Ah, bu nostaljiyi de yapıp kömürlerimizi ve boksitimizi kıralım. Bu başlangıçta pek önemli bir maden değil fakat ilerleyen zamanlarda bunun yokluğu Great Tech'te belli bir kademeleri gelmenizi cidden öner. O yüzden bulduğunuz takdirde kazın. Zarar dokunmaz. Aynı zamanda Great Tech'in madenlerinin bir özelliğini öğreneceksiniz şimdi. Fark etmişsinizdir de ben açıklayacağım şimdi. Tabii şu tinleri kazdıktan sonra neden obsesif kompleks? Obsesif bir adam. Neden obsesif bir adam? Neyse. Evet. Burası gördüğünüz gibi box site. Fakat sanki stonemuş gibi gözüküyor. Bu Grain Camouflage olayı. Green ore'ları kamufle olabiliyor. Ve size bir şey daha göstereceğim. Eğer şu çalkları kırarsanız bazen şöyle fosil parçalarına denk gelebiliyorsunuz ve bunlardan bom yıl elde ediliyor. Ve ya da creeper. Evet, creeper elde edilmiyor. Ama orada bir silver var uzakta. O silver bizim silverimizdir. Ama henüz kazamayız. Ve şu lanetçi için demir kazma lazım. Her arkarda bir adet demir kazma yapmam şart. Azalur, demir kazmaya gerek yok. İlk parça kuartzımı harcayabilirim. Demir kazmadan daha ucuz. And run for straw. Hayır, bu yönden gelmemiştim. Hangi yönden geldim? Hah, bu yönden geldim, evet. Neyse, bir iz bırakırım. Aha, iz. Evet. Koş, koş köfte, koş. Gapa göfte, kafa. Gapa. Ve adetten ye köfte ye. Ye kürküm ye. Keçi sende mi? Bana iki parça stick lazım. Ve keçi lazım. Keçileri kaçıracağım. Hayır, bu iğrenç espriyi yapmadım sayın.
Evet. Okay, I got it. Tamam, bu iğrenç espriyi yaptım sayılırsınız ve merhaba kurt adam. Kurt adamı öldürsem... Biliyorum. Ha, teşekkürler. Tahta ho. Evet. Bir kurt adam öldü. Kendimize yapamıyoruz daha. Çünkü bir adet daha siteye ihtiyacım var. Ama... Quartz bir keks. Quartz bir keks. Quartz bir keks. Tamam. Bu kadar... Bu fazla creepy oldu. Bu arada mazoşist oynayanlar için ufak bir kötü haber. Quartz bir keks kapalı. Evet. Kendisi Gülser'in favori pikeksi. Daha sonra favori başlangıç pikeksi. Kola elde edilip güzel bir kırma seviyesi var. Ve hemen o kıramadığınız orları he kurt. Ay kaç 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 kaç. Ben buradan gelmedim galiba. Ben nereden geldim? Who am I? Aa doğru. Ben şuradan branch mining yapmıştım. Uzak. Şimdi uzaklardasın. Şimdi uzaklarda bir iskeletsin. Ah siktir. Tamam. Okay, that easy. Tamam. Bu düşündüğümden kolaydı. Örümcekler değil. Senin için mi lazım? Yay! Kendime patriot aletler yapabilirim. Hayır, daha mı geliyorsunuz? Evet, Inventory Tweaks burada işimize yarıyor. Ve kaç! Ganimetimizle birlikte kaç köfte? Tabii sakarlığını tutmazsa. Evet, anladık. Ürkütücü sesler çıkartıyorsun. Bu sayede ilk bölümümüzü bir ölümle atlattık. Huh. Önümüzdeki bölüme kadar ben biraz daha mining... Tabii mining yapmadan önce size bir şey göstermem lazım. Bu arada şunları CTRL'ye basılı tutarak yapıyorum. Şu tek tek alma olayını. Ha. Tabii kötü haber bu. Kasa da bu da kapalı. Kasa mazoşisti de bu da kapalı. Ha. Kendimi seviyorum. Çok güzel bir yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Muhahaha.